Çin'in Doğu Türkistan politikaları nedeniyle gündemdeki yerini koruyan Xi Jinping yönetimi tekrar harekete geçti. Kur'an, İncil ve Budist sutraların mealleri Çin Komünist Partisi ideolojisine göre yeniden yazılacak. Geçtiğimiz Kasım ayında Çin Komünist Partisi'nin daimi üyesi ve başbakan yardımcısı Wang Yang'ın yönetiminde ülkenin en önemli dini inanç gruplarının temsilcilerinin davet edildiği bir sempozyum düzenlendi. Wang, ülkedeki dinlerin Çin kültürü ve Komünist Partisi'nin doktrinleriyle uyumlu bir şekilde yorumlanması gerektiğini savundu. Çin Devlet Haber Ajansı Xinhua'nın yayınladığı toplantı özetinde dini metinler eksiksiz bir şekilde değerlendirilmeli ve gerektiğinde uygunsuz olan içeriklerde değişiklikler yapılmalı. Metinler yeniden çevrilmeli ifadesi dikkat çekiyor. Japonya Başbakanı Abe Shinzo, Çin'in Sichuan kentinde düzenlenen ve Asya'nın en büyük 3 ekonomisi Çin, Japonya ve Güney Kore liderlerini bir araya getiren zirve sonrası açıklamalarda bulundu. Gerek üçlü görüşmede gerek baş başa görüşmelerde diyaloğa devam edilmesi gerektiğini söylediğini belirten Abe, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi sırasında Doğu Türkistan'daki insan hakları konularını gündeme getirdiğini ifade etti. Abe sözlerini şöyle sürdürdü. Güney Çin Denizi, Hong Kong ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri durumunu konuştuk. Daha fazla diyalog olmalı çünkü zorluklar var. Japonya ile Çin arasındaki ilişkilerin daha fazla olgunluğa kavuşmuş olmasını istiyorum. Öyle bir olgunluk ki uluslararası standartları karşılasın dedi. Çin Başbakanı Li Keqiang, Japonya Başbakanı Abe Shinzo ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in katıldığı zirvede Kore Yarımadası sorununun diyalog ve diplomasiyle çözülmesinin önemine değinildi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çin'in Doğu Türkistan'da Türklere yaptığı işkenceler nedeniyle Panjin kentiyle yürütülen kardeş şehirler ilişkisini askıya aldığını bildirdi. Başkan Salman, kentimizin Çin'in Panjin kentiyle yıllar önce yapılmış kardeş şehir ilişkileri mevcut. Panjin, kentimizin ilk kardeş şehirlerinden biridir. Yalova Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı eziyetlere tepki göstererek Panjin kentiyle kardeş şehir ilişkimizi askıya aldım. Bu böyle bilinsin. Olumlu şartlar oluşana kadar bu ilişkiler böyle sürecek ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, aldığı ödülü Çin zulmü altında ezilen Doğu Türkistanlı kadın ve çocuklara armağan etti. Ayrıca Meşale Akademi tarafından Bandırma Santral Kültür Merkezi'nde Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Yüce'nin konuşmacı olarak katıldığı Bitmeyen Zulüm Doğu Türkistan konulu bir konferans gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le yapılan ticaret anlaşmasının tamamlandığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le anlaşmanın tamamlandığını belirterek bürokrasinin beklediğini bildirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Trump, bir imza töreni yapılacak. İmza törenini Çin Devlet Başkanı Xi ile gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Hindistan'daki Müslüman azınlıklar ve onlara ait kutsal mekanların korunması çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'daki Müslümanları etkileyen son gelişmeleri yakından takip eden teşkilatın, vatandaşlık hakları ve Babri Camii ile ilgili konular hakkında endişe duyduğu belirtildi. Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.